Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutlaka Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran, Erzurum Karayaz ilçesinde Aşağı Söylemez mahallesini ziyaret ettik. Muhtarımız Faruk Efe ve mahalle sakinleriyle mahalleye dönüşen köye yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili röportaj yapacağız. Mahalle sakinlerinin katkılarıyla çok güzel bir taziye yapılmış. Allah razı olsun diyoruz. Evet. Ne zaman yapıldı efendim bu? Burası muhtarım. İşte 2 sene önce. 3 sene önce. 4 sene oldu. 4 sene oldu. Sizin zamanınızda mı, daha önceki muhtarda mı? Benim dönemde. Sizin dönemde. O zaman 3. sene olmuş. 3. sene. Evet. Devlet katkısı oldu mu efendim? Belediye başkanımız Mehmet Sekmen veyahut da ilçe belediye başkanının katkısı oldu mu? Hayır. Biz kendi imkanımızla yaptık. Devletin katkısı burada yok. Ne kadar mal oldu efendim burası? İşte yaklaşık 100 milyar falan var. 100 milyar mal oldu. Fazla oldu. Evet. 150 oldu. 150'yi geçer arkadaşlar. Evet. Altyapısı kanalizasyonu yapıldı mı efendim? Evet, yapıldı. Kanalizasyon altyapı yapıldı. Şimdi altyapı kanalizasyon benden önce yapıldı. 2 dönem önce. Evet. Yani tamamen yapılmadı. Bir kısım kaldı. Eksik mi kaldı? Eksik kaldı. Artı bizim 6 tane mezramız var. Evet. O mezralardan da hiçbir tanesi... 6 mezrası mı var bu? Aşağı evet, söyleyeyim. Aynen öyle. Evet. İsimler ne efendim bunlar? Osman mezrası, Zübeyir mezrası, Hani, Hüseyin mezrası, Avuç mezrası. Kamil mezrası. Evet, bu mezralarla birlikte, bu merkez mahalleyle birlikte toplam nüfusunuz ne kadar? Kaç hane yaşıyor toplamında? 1500 geçer. 1500'ü geçer. Evet. Evet. Ulucanlar mı? Büyük diyorlardı o zaman. Burası en büyük köy. Evet. Değil mi? Mahalleye dönüşen. Biz Karayazı'nın ikinci büyük köyü. İkinci, birinci evet. Hangisi? Birinci işte sizin. Ulucanlar. Ulucanlar. Evet. Aynı şekilde. Onu şunu da belirtelim. Biz mutlak bu merkezi büyük olan mahallelerimize eksik hizmetlerin tamamlanmasını istiyoruz. En kısa sürede. Değil mi efendim? Evet. Şimdi so, camiye gelen yolu gördüm. Arık olmuş abi. Evet. Doğru mu efendim? Evet, doğru. Doğru. Yani biz araştırmacı gazeteci olarak şimdi bir... köy içindeki dahil evet. Bile geçen yıl asfalt oldu. İşte bizim 10 kilometre asfaltımız vardı. Evet. 10 kilometreden 4 kilometre yapıldı. Evet. 4 kilometre geri kalanı duruyor. Değil mi efendim? Artı bizim evet. Köyün giriş çıkışları vardı. Evet. Şu rampalar asfalt. Bu parke taşı yapılırken parke taşı o zaman dedi ki asfalt olacak. Asfalt geldi, asfalt da yapılmadı. Evet. Yapmadılar işte. O şekilde o yola geldim, acaba gördüm mü görmedim mi onu bilemiyorum. Gördüm o yolu. Şu an bu yol, o yol şu bozuk. An tarih. Çok bozuk, evet. Tarih şu an araba geçti. Bir de orada tarihi bir şey var. Ye, okulun... Söylemez Baba Türbeleri. Söylemez Baba Aşağı Türbeleri. Söylemez. Evet. Köyümüz ismini oradan almış. Oradan almış, türbeden evet. Almış değil mi efendim? Evet, evet. Evet. O arkadaşımız da, genç arkadaşımız, onunla da röportaj yaptım, bilginiz olsun. Neydi ismi? Cefer abi. O yukarı söylemez. Yukarı söylemez, aşağı söylemez. Akrabayız değil mi efendim? Evet, evet. Köyden birbirine akrabayız. Evet, evet. Evet abi, siz burada ilçe yönetiminde de yer aldınız. Evet. Mahalleye dönüştükten sonra bu mahalleye hizmetin yapılmasında hangi konularda katkı sağladınız efendim? Vallahi bizim katkı sağlamamız işte elektriklerimiz 1980'den gelmişti. Evet. 80'den bugüne kadar, yani geçen evvelki seneye kadar, 2016 yılına kadar hiç tamir onarım görmemişti. Yeniden evet. Elektrikler yapıldı. Bu kilit taşları falan yapıldı. Köyümüze tekrar sontaj suyu falan geldi. Ama İçme suyunda sorun var değil mi? Evet var. Evet. Bu merkezde ne kaç nüfus yaşıyor efendim? Merkezde? Merkezde yaklaşık 600-700 insan yaşıyor. Evet. Yok. Azım değil. 670 seçmen de sana 2000'e yakın mesela nüfusu. 670 seçmen var. Merkez 2000'den merkezde 2000 insan. Bizim köy. En az bu köyde yaşayan insan en az 800 insan. Evet, 800 insan var. 600-700-800. Var, o civarda var. Evet. Seçmen sayısı şimdi, gelmedi, listesi gelmedi, geldi, bakmadım ben efendim. Geldi, kaç seçmenimiz var? 680 seçmenimiz. 580. Yani burada 1000 nüfus var arkadaşlar. Evet. Çünkü evet. Çoluk çocuk gördük bayağı çocuklar. Aynen, evet, çayırda evet. Oynuyorlar, işte okullarda evet. Tatil oldu. Bazıları hayvan otlatıyor, mutlu oluyoruz. İşte Erzurum'da da araştırmacı gazeteci olarak görmediğim çiçekleri gördüm arkadaşlar. Onu da belirteyim. Tabii. Gözümüzün evet. Gördüğü her yer yeşil ve evet. Sarı çiçek, mor çiçek. Mavinin her tonunu gördüm arkadaşlar. Mavi evet. Çiçeğin her tonunu gördüm bu Erzurum'da. Daha başka yerde bu kadar büyük fazla mavi çiçek görmemiştim.
Evet muhtarım. Altyapısı yapıldı. Sokakların parke taşını yüzde kaç tamamlandı? Üçten biri yapıldı. Üçten biri tamamlandı. Üçten biri yapıldı. Burası merkezi büyük bir köy olduğu için mutlak tamamı yapılmalı. Anıtlı'ya gittim. Anıtlı'da bir tane parke taşı konacak yer kalmıyor. Bilginiz olsun. Şimdi artı kalacaksın. Bir tanesi bir vatandaş da bunu evet. Evet. 15 ev o zaman yapıldı. 15 ev evet. Halen duruyor yapılmadı. 4 senedir işte peşinden gidip geldim. 15 ev mi yapılmadı? 15 ev yapılmadı. Bir sokak. Bu evet. Kullar arasında. Çok güzel yani. Kanalizasyonlar yani. Yani bir taraftan değil, bir sokak değil. Sen yani hukuk karışık. Yok gazeteci mi? Orada da var, burada da var, orada da var. 15 ev şu an yapılmadı. Evet. Bir o eksik kanalizasyonun yapılmasını istiyoruz. Eskiden sayın izleyiciler Mehmet Sekmen'den rica ediyoruz. Yani mahallenin büyük bir kısmı yapılmış. 15 hanenin olmuş olduğu kısım yapılmamış. Doğru mu? Bunlardan bir tanesi de amcamız. Evet. Bizim kanalizasyon 9 senedir bizim kanalizasyon yapılmamıştır. Benim iki tane öğretmen oğlum vardı, eve izine gelmiyordu, mutfağımız yoktur, banyomuz yoktur, kanalizasyonumuz yoktur. Anladım, teşekkür ederiz. Muhtarım onları gündeme getirdi, biz de ben, size... Bizim işlerimizi beyazdırır. Kanalizasyon şimdi adam içeriden bağlamış, dışarı işte 15-20 metre, evet. Kapıdan akıyor o pislik. Bir zahmet de yani bizim bir pis kokuyor. Eski okulun altında bir zahmet gelin görün o kokuyu inan ki biz kapımız açık değil kapatıyoruz koku bizi anladım, yani bizim evimizi alıyor. Muhtarım duydun mu ben? Duydum. Ha. Yani o onun için müracaat ettin mi sen eski okulun kanalizasyonu için? Çok. Evet. Arkadaşlar bunlar biliyorsunuz insan sağlığına zararlı pis kokular yayıyor. İnsanın sinir sistemini de bozuyor ama en önemlisi çevre kirliliği de yapıyor. Mutlak kanalizasyonun kalan kısmının en kısa sürede yapılmasını istiyoruz. Acil olarak yapılmasını istiyoruz ki gerçekten bazı yerlerde çekim yaparken bilene burnumuzu tutmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Ama bu vatandaşlar burada 365 gün yaşıyor. Doğru mu efendim? Doğru. Onu da belirtelim. Evet muhtarım. Başka eksik hizmetimiz var mı? Dere sahamız yapıldı mı? Dere sahamız. Dere yapılmadı da. İstediniz mi efendim? Şimdi istedim. Şimdi bizim köyümüze baraj geliyor. Baraj mı geliyor? Ondan dolayı Söylemez işte, barajı değil mi? Evet. Evet. Şimdi baraj köy dışından kalıyor. Şimdi evet. Bunu gelecek ama bu söylemez barajı söylentide de kalmasın dedim. Pasinler Ziraat Odası Başkanı abimizle de röportaj yaptık arkadaşlar. Onu da belirtelim. Basılı yayınımız burada var. Biz söylemez barajın artık söylentide çıkmasını istiyoruz arkadaşlar. Mutlak söylemez barajın ihalesi yapılmalı, temeli atılmalı. Yapıldı mı? Evet. Ne zaman yapıldı efendim? Birkaç gün önce. İyi çok şükür. Yani şimdi yaklaşık 10-15 gün oldu biz bu tarafa geçelim. Sayın izleyiciler, Erzurum Köprüköy'de röportaj yaptık. O zaman daha yapılmamıştı. Evet. Biz de o zaman kapanan belde vardı. Orada evet, muhtarımız röportajı. Yağan muhtarımıza da teşekkür ediyoruz. Orada da gündeme getirdik arkadaşlar. İnternette izleyebilirsiniz. Daha önce de Alvar Göleti'ni yayınlamıştık. Orası da yapılıyor. Bak söylemez barajı yıllardır söylenmiş. Araştırmacı gazeteci olarak bu bölgeye geldik. Yaklaşık 60 yıldır. 60 yıldan daha fazla belki sayın izleyiciler. Evet, evet. Söylemez barajında ihalesi yapıldı diyor arkadaşımız. Doğru mu? Evet. Temeli de atıldı. Evet onu da belirtelim. İnşallah bu Erzurum'a daha güzel hizmetlerin gelmesine vesile oluruz diyoruz. Şimdi bizim acilen 4 senedir suyla alakalı sıkıntımız evet. var. Evet. İçme suyun. Evet. 3 senedir işte peşinden gidip geliyorum, dilekçe veriyorum. Tamam yapılacak da şimdiye kadar yapıldığı yok. Evet. Bunun acilen yapılması istiyor. Evet. Artı köy içindeki 3'ten biri. Yetersiz. Köy 3'ten biri parke taşı olmuş. Yok olmamış. İkisi kalmış. Anladım. Bunu da yapılmasını istiyorum. Kalizasyon 15 ev merkezden evet, kalmış. Onu yapmasını istiyoruz. Artı bizim alt tane mezra var. Mezralar şimdi mezrayla şeyinin merkezden ne fark eder? Yani o da insan yaşı. Yani. Evet doğru katılıyor. Yani bunu önemli onların da altyapılarının yapılması istiyoruz. Evet. Yollarını, asfaltlarını, elektrik direkleri, suları, içme suları, yenilenmeli yapıları, mezralar şimdiye kadar. İsim neydi abi senin? Benim Mirza Dağdevri. Mirza Dağdevri. Evet, evet. Güzel, güçlü şimdi bir amcamız. İlçelerde mesela köylerde köye bağlı olan mezraların hiçbirisinde devlet tarafında yapılan bir hizmet yok. Bunların acilen ele alıp yapılması. Şimdi sen asfalta bahsettin. Yani asfalti de istemiyoruz.
Ama tabii yol medeniyet arkadaşlar, yol medeniyet işte asfalt olacak. Heçte çamurdan kurtulur. Malzeme doğru, çamurdan kurtulmaz en azından diyor. Asfalt olmasa da ince malzeme dökülmeli. Mezraların şimdi 80'den beri yapılmış elektriği, şu an benim oturduğum mezra şu an elektriği yok. Evet. Şu an elektriği yok. Çünkü... Ha sen mezrada mı oturuyorsun bu tarafa? Evet. Hangi mezra? Osman mezrasında. Osman mezra kaç tane? 15 tane. Elektrik mi yok? Elektrik var da var işte yani. Sıkıntılı. Yani sıkıntılı. Kesiliyor, çok sıkıntılı. 80 belediyenin yapmış çok mu kesiliyor efendim? Yok, kesilmesi şu şekilde yani arızadan dolayı gidiyor. İşte tamam işte kesiliyor. Oranın hattı, izah edeyim ben size. 1980'de enerji aldı bizim köy. Evet. 80'den bu yani köyün merkezi hatları onarıldı fakat 6 tane mezra onarılmamış. Anladım muhtarım. Fazla röportajı da uzatmayalım abi. Evet. Daha da evde. Ezan okundu evet. Ezan dokundu abi arkadaşlar. Uzattı. Onun sonra. Şimdi buyur abi. Ben de bir kelime söyleyeyim. Bizim köy içinde çöplük vardı. Bu çöplüğü mesela çöp tenekesi mi? Çöp konteynerleri. Evet. Konteynerleri koymasını istiyoruz. İstiyoruz. Teşekkür ederiz. Ezan okundu. Evet. Kusura bakma. Tamam abi. Görüşürüz. Çıkacağız abi. Biz zahmet siyasi okulun altındaki tamam. O pisi de bir zahmet. Abi anladım. Tamam. Bir görün. Baba konuştuk. Şimdi onu tekrar uzattık. Güzel ve kolay gelsin. Evet muhtarım. Sayın izleyiciler burada sorunlar var. Doğru mu? Evet. Bunun çözümünü de işte muhtarlarımız resmi dairelerden resmi olarak yazı yazarak isteyecekler. İstediniz mi hepsini efendim? Çok defa. İstediniz. Defa. Bu soruların acil olarak çözülmesini istiyor. Çünkü burada acil çözülmesi gereken bir içme suyu sorunu var. İki kanalizasyon sorunu var arkadaşlar. Bir de mezarların elektrik hat ve direklerinin yenilenmesini istiyoruz. Yolları. Çağımızın gerisinde kalmış. Yollar da aslanmıyor ise en azından mucurlanmalı. Doğru mu? Muhtarımıza da teşekkür ediyoruz. Lazım. Evet.